Burada hedef alınan doğrudan doğruya bir milli duruş, empezme karşı bir birleşme var. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa olmak üzere. Türkiye'nin milli aracı TOG'un fabrika açılış töreninde ortaya konan birlik görüntüsü altılı masayı rahatsız etti. Geçenki fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Deva Partisi Genel Başkanı Babacan da TOK törenindeki birlikteliği hedef aldı. Bir tarafını almış, 1994 krizini çıkaran o dönemin başbakanı Çiller'i. Bir tarafını almış 2001-2002 krizinde planlama teşkilatından sorumlu başbakan yardımcısı olan krizin ortağı Bahçeli'yi. Bir tarafını almış 28 Şubat'ın destekçi, destekçisi Perinçe'yi ortakların bunlar diye millete gösteriyor. Ya. Ali Babacan partisinin İstanbul İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada hedefine özellikle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'yi koydu. 28 Şubat'ın destekçisi Perinçe'yi yanına almış onlarla Türkiye'nin yeni yüzüne doğru yürüyormuş. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda siyasi isim törene katılarak Türkiye'nin milli aracı TOG'a sahip çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılım gösteren siyasi parti liderlerine AK Parti grup toplantısında teşekkür etmişti. Varlıklarıyla bizleri onurlandıran siyasi parti genel başkanlarına şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum.